bir hatam var, onu da kullandım. Hatam derken o düşüncem var, bunu hata olarak gösterebilirsiniz. Zaman zaman kendime de söylüyorum, bunu çok da söyledim, hep ısrar ettim. Yine konuşulurken söylediğim şey, Mart'ta gelmeye sıcak bakmayan bir kişi olarak gelmek istemiyorum. Bana ısrarla o söylendi. Sen Haziran'da geleceğine göre daha sonra bu zaman kimi getireceğiz biz? Bu bir mantığı var ama ben hala o sözümün içerisinde eziliyorum. Rahatsızım. Bu sefer dediler ki hocam, dedim ki zaten kulüp de izin vermez. Dedim ne izni dedi. Ben o zaman da bilmiyordum. Ondan sonra kamuoyuna açıklandı bu. Milli takıma gelen hoca izin alınmaz. Tebliğ edilir. Tıpkı oyuncular gibi. Milli seferberlik gibi düşün. Bu bir görevdi Türkiye için. Hatta buna da karşı çıktığımı söyledim. Yani evet etik olarak doğru. Yani her Türk ferdi, her Türkiye'nin başarısı için göreve çağrılmalı. Ama yurt dışındaki oyuncu yaptığınız zaman ceza veremiyorsunuz dedim. Yani o zaman kulüplerdeki oyuncu ceza vermiş olursunuz. Ben de hoca alırken yardımcı ligde bir antrenör alsam gelmese ceza alır mı dedim. Alır dediler. Enteresan bir şey. Yeni bir konuyu öğrendik yani. Tartışılabilir o yüzden. Ben bu tartışmanın o tarafına şimdi girmek istemiyorum. Sadece benimle ilgili bölümün. Evet bunu dedim. Sonra şöyle düşündüm. Yani evet böyle bir şey kabul ettim. Şimdi tebliğ olduğu için bu açıklamaları yapıyorum zaten. Bana çağrı geldi. Dündü evvelken ilk defa. O zamana kadar gelmeyebilir. Her şey olabiliyor. Federasyon başkanı benimle konuşup arkasından beni açıklar istifa edeceğini ben planlamadım yani. Bilmiyorum. Ama böyle bir şey gelişti. Yarın ne olur onu da bilmiyorum. Bana yazı geldi. Ben çağrı yapıldı. Şimdi gideceğimle ilgili söylüyorum. Onun için sizinle bunu paylaşıyorum. Giderken sizin lafınıza sığınarak bu lafın altında hep ezileceğimi düşünüyorum. Hakikaten bir laf. Ben söz vermem kolay kolay. Bir şey söyledim de kırılırım, üzülürüm çünkü ama burada bir de şöyle düşünüyorum. Evet, ben gitmemeliyim. Hiç gitmem. Ben aldıysan Haziran'da al. Peki Haziran'da başladığım yarışmanın ilk iki maçını kim oynayacak? Yeni bir antrenör mü alacaklar, mevcut mu devam edecek? O yüzden mevcudu da değiştirmeden benim de katılacağım düzen içime en mantıklı geleni oldu. Bu ne kadar sinirlerseniz hala soru işaretim var. Samimiyetimi yanıyorsa inanmıyorsunuz bilmiyorum. Beni en çok rahatsız eden tek konu budur. Yani iki takımı çalıştırma duygusunu, ha buna da saplanma derdim. Ya ne kadar takılıyorsun dediler bana. Takılıyorsun şunu söyledi. Söylediğim bir şey. Şimdi hani diyorsunuz ya dikkati dağıl. Benim dikkatim hiç dağılmadı. Ama iki günler bile dikkatim dağıldı. Ne zaman o görev tam tebliğ edildi. Hem orası hem burası. Bir de hesap vermeliyim. Ben bir şey söyledim. Bu daha çok benim dikkatimi dağıtıyor. Ben size bir şey söyledim. Ben bunun aksini yaparken, niye yapacağımı anlatırken inanmalıyım ki inancımla işe çıkmalıyım. Dolayısıyla bugünün de hürmetine bağışınızı göstererek böyle bir göreve soyunacağımı bir kez daha söyleyeyim. Öyle denir, böyle denir. Başka bir şey. Ama şu andaki durumum bu. Yani milli takımla ilgili iki maça çıkacağım. Çıkarken de bir yenilik yapmayı düşünmüyorum. Yani hiçbir görevde, hiç gitmeseydim de göreve, birini de çağırsaydı, birini getirip almak yerine bu iki maçta belki bir kulüp takımından da alabilirim. Bazı düşüncem ama belki almayacağım. Çünkü kimseyi karıştırmadan bünye içerisinde, federasyonun bünye içerisinde bu iki maçı taşıyacak şekilde sorumlu olarak bir haftalık gideceğim.